Merhaba arkadaşlar, İncihane YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dikenler tacını böyle dışarı çıkarınca kötü oldu. Şunları böyle bir toparladım, suladım. Şöyle maymun kuyruğunu da göstereyim. Mutfaktaki atlaslarımı çekeceğim. Yeni düzenlemeler yaptım. Şurada pulvinata. Evet. Şöyle göstereyim. Şuna bakın arkadaşlar, kocaman kocaman oldu. Şu da ikisini de açtı, macılığa tam. Şunlar açtı. Şunda böyle gelecek olan siparişlerim var, onun için hazırladım. Evde birkaç olanları da toparladım oraya. Şimdi geçelim atlaslarıma. Turuncu turuncu. Şu da açsa da görsek bari çiçeğini ama. Şuna bakın arkadaşlar. Neyse ya, videoyu burada bitireyim ben en iyisi. Atlasları ayrı bir video yapayım. Çünkü göstermek istediklerim var. Bu da küçük bir saksıdaydı. Buraya aldım. Umarım kötü bir şey olmaz. Şöyle çiçeği var. Şu donmuş maalesef. Leş kaktüsler beni sevmedi arkadaşlar. Şu da böyle verigati. Şunun adı nedir bilmiyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz yazarsanız çok memnun olurum. Dikenler tacı soğuktan hoşlanmıyor arkadaşlar. Yer değişikliğinden hele hiç hoşlanmıyor. Onu alacağım. Niye öyle oldu bilmiyorum. Bilecik'ten geldi o. Tabii yer değişikliğinden de hoşlanmadı. Ben de hava iyi diye çıkardım onu oraya. Macula tam çok güzel. Şöyle bardak sümbülü çok güzel. Orada bir amarelisim daha açacak. Bir sürü soğanlı bitkilerim var. Allah nasip ederse Mart'ın 15'inden sonra bahçeye indireceğim hepsini. Şunun rengi çok güzel. Şu badem şekeri. Şunun rengi çok güzel. Çillenmiş. Şunlara da su verdim. Bütün kış hiç vermemiştim. Heh, şunu şuna arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Nasıl diyeyim? Buz mavisi. O kadar güzel. Bak, aynısı sanırım. Bu da böyle renklenmişi. Renklenmesi de olur. O zaten o rengiyle de çok güzel. Akşamları üzerlerine örtü örtüyorum. Şu dışarı çıkınca şu daha güzelleşti. Aşkın gözyaşı. Şu kırmızı yasemin de açsa da görsek ama inşallah açar. Bakın şu çok güzel. Şu çok renkli. Şu da öyle. Şurada da bir tane var. Bakın şu minnak bronzu. Bakın şu da çok güzel renklendi burada. Okullar açıldı artık çocuklar. İnşallah açsın da çiçeğini de görelim hep beraber.
Bandidik sanırım bunlar değil mi arkadaşlar? Gene unutuyorum. Buraya geldim, her şey hafızamdan siliniyor. Bandidik. Neyse. Şurada neyi gösterecektim ben? Buralarda bir şey gösterecektim. Neyse. Şu tesbihleri boşalttım oraya arkadaşlar. Bu da yine böyle her zamanki yerinde. Evet. Şunu aldım bir şeyden. Çok güzel rengi var. Migros'a gelmiş ya. Şunları da böyle minik minik almıştım. Etrafına dizdim böyle. Şurada atlasım. Yeniden keseceğim. Çürümeye başlamış. Kokluydu dalında. Çok güzel. Bu topraklar da kaba olduğu için bitkiler hep havadaymış gibi oluyor sanki. Şu emanet gibi duruyor ama biraz toprak ekmem lazım üstüne. Bunlar Ayfer Hanım'dan gelenler. Böyle. Şu saksı 800 lira arkadaşlar. Şu da renklenmeye başlamış. Bu sukulentler çok kötü bir alışkanlık arkadaşlar ya. Vallahi vazgeçemiyor insan. Yani almayacağım diye kendime söz veriyorum, bir bakıyorum. Ondan yok, bundan yok. Yani bitmesi de yok artık. Yani yok. Sonu da yok. Şu pandesler Ayfer Hanım'dan gelenler, üşümüş. İki tanesini 80 liraya 80-80 almıştım. Kalanlar bunlar kargoda üşümüş maalesef. Evet arkadaşlar, bugünkü videom da bu kadar olsun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Şunu ablamdan almıştım, böyle gibi pıtırcık gibi dolu. İnşallah daha çok olur. Şu turuncu turuncu çiçeklisi arkadaşlar, çok güzel. Sprint tank mıydı bunlar? Onları da dışarı çıkarınca artık çiçeklerini açmaya başladılar. Bazı çiçekler olmuyor. Ne kadar istersen iste. Mesela pıtırcığı çok seviyorum. Olmuyor burada. Sevgili dostlar, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Şu tomurcuklu güzel. 5 tane çiçeği oldu. Instagram için şöyle biraz fotoğraf alayım.
her gördüğümüze. Artık bende limit bitti zaten. Hoşçakalın sevgili kızım. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Şunu da alayım da bir tane hatıra kalsın. Hadi odakla. Allah'a emanet.